Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Biraz eğlenelim mi? Yani videomuza biraz eğlenerek başlayalım, gülerek başlayalım. Biliyorsunuz ben Türkiye'de en çok Cem Yılmaz'a gülerim. O kesin. Sonra AKP Genel Başkanı Erdoğan'a gülerim. Sonra tabii ki Devlet Bahçeli Beyefendi'ye gülerim. Çok gülerim. Çok kızmış yine. Barajın %7'ye düşürülmesi sanki demokratikmiş gibi savunuyor. Ama biz bu baraj MHP'nin alabileceği ancak oy sınırına kadar çekildi dediğimiz için çok kızıyor, bize bağırıyor, çağırıyor, hakaretler yağdırıyor. Ben de diyorum ki ya Devlet Bey bir düşün, dur. Son kararın olmasın. Son kararını verme. Çünkü daha düşüyorsunuz. Hele bir bekle. Yani %2'ye kadar düşeceğinizi tahmin ediyorum Devlet Bey. Ya sen dinle bu hocayı ya. Bu hoca bilir bu işleri. Bak demiştin dersin sonra. Neyse canlarım. Evet. Sonra sevgili Bülent'e çok gülüyorum. Bülent Toran'a. Sonra Mustafa Barank abi. Mustafa Barank. Ya harika bir çocuk ya. Ya harika ya. Ha, bir defa tipi çok güzel. Mükemmel bir tip var. Şimdi o tip insanlar biliyorsunuz böyle tombiş, yuvarlak yüzlü insanlar komik şeyler söylediklerinde insanların gülme katsayısı daha da artar. Mesela Kemal Sunal kilolu değildi, şişman değildi. Ama öyle bir gülüşü vardı ki biz izleyiciler, bütün izleyiciler Kemal Sunal'ın aslında o gülüşüne gülüyordu. O saf duruşuna gülüyorduk değil mi? Öyleydi yani. Bu iş dünyanın kurulduğundan beri böyledir canlarım. Mustafa Barank'a ben çok gülerim. Çok hoşuma giden bir genç adam o. Başka ya var ama geri kalan artı saymaya gerek yok ya. Bu kadar yeter. Değil mi canlarım benim? Şimdilik bu kadar yeter. Şimdi en çok güldüğüm ikinci kişi zat-ı muhterem. Gerçekten çok değerli, saygıdeğer bir beyefendidir kendileri. Dünya çapında büyük saygıya sahiptirler. AKP Genel Başkanı'nın son açıklamasından bir bölüm paylaşacağım sizlerle. Bakınız ne dedi. Ya çok güzel söylüyor. Ay tabii şaka yapıyor. Elbette herhalde şaka yapıyor yani. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 20 yıla yakın zamandır, hele son 4 yıldır tek başına yöneten bir beyefendi az sonra okuyacaklarımı ciddi söylemiş olamaz elbette yani. Tabii ki şaka yapıyor. Yani bizi güldürmek için yapıyor. Neyse uzatmayayım, okuyayım. Enflasyon sadece bizim değil, tüm dünyanın sorunu. Avrupa bölgesi son 10 yılın en yüksek enflasyonuyla baş etmeye çalışıyor. Avrupa bölgesi dediğinde biliyorsunuz yani. Avrupa Birliği. Hayır, Avrupa Birliği'nde her Avrupa Birliği üyesi Avrupa bölgesinde değil. Tabii ki mesela Bulgaristan, Romanya, Çekoslovak, Çek Cumhuriyeti, Polonya falan henüz Avro bölgesine girmiş değiller. Avro bölgesinden söz ediyor Cumhurbaşkanı. Erdoğan'ın söylediklerinin doğru olup olmadığına bir bakalım mı? Bir benzerlik var mı yani? Yaklaşıyor mu Erdoğan'ın iddialarına? Gerçekten de dünyanın en büyük sorunu enflasyon mu? Ve dünya enflasyon sorununu çözemiyor mu hakikaten? Bir bakalım o zaman. Dünyada ortalama enflasyon %3. Dünyada. Dünyayı bütün ülkeleri toplanıyor. Tabii içinde biz de varız. Kaç? 190 ülkeye yakın. Ortalaması %3. %3'e çıkaran kim bu ortalamayı? Bizim gibi ülkeler. Peki OECD bölgesi dediğimiz İşbirliği ve Kalkınma Örgütü denilen 37 ülke arasında enflasyon oranı en yüksek olan ülke hangi ülke? Açık ara bir numarada biziz. OECD ülkelerinde en yüksek enflasyon Türkiye'de yaşanıyor. Peki Avro bölgesinde? Avro bölgesinde enflasyon oranı sadece %3,5 canlarım. Yani AKP Genel Başkanı doğruyu söylemiyor çünkü ona doğru bilgi vermiyorlar. E canım o da araştırıp bakamaz mı? Ya nereden araştıracaktı bak Allah aşkına? Ya nasıl araştıracak? Ya daha fazla konuşmayayım. Önüne ne verirlerse okuyor, bizlerle paylaşıyor. Ona diyorlar ki Sayın Cumhurbaşkanı, dünyada enflasyonla başa çıkabilen bir devlet yok. O da ha öyle mi diyor. Onların söylediklerini okuyor. Ne yazık ki böyle. Peki
enflasyon, dünyada enflasyon oranı %3,5 iken Türkiye bu 190'a yakın ülke arasında kaçıncı sırada enflasyonda? 12. sırada. Tabii bizden önce daha 11 hükümet, 11 devlet var. Venezuela var, Nijerya var, Çanga var, Çunga var, Tanga var, Tunga var. Atlarını hiç duymadınız. Bir dünya devlet var, ülke var. Biz işte onların arasındayız. 12. sıradayız. Ya ne diyebilirim? Ne diyebilirim? Ama bakın çok samimiyim. Sayın Cumhurbaşkanı aldatılıyor. Çok kolay aldatılıyor. Her şeye inanıyor. Ona getirip diyorlar böyle böyle. O da kolayca aldatıldığı için çıkıyor bunları söylüyor. Ya aldatılmak ayıp değildir. Aslında hatta İslam dininde aldatılan değil, aldatan günahkardır. Aldatılan ise çok büyük sevaplara gider. Hayır öyle kötü düşünmeyin. Yani sırf sevaba girsin diye aldatıldığını zannetmiyorum. Hayır. Aldatılıyor abi. Kolayca aldatılıyor. Bilmezseniz aldanırsınız. Bakınız, bilmezseniz aldanırsınız. Bildiğiniz bir konuda aldanmanız için neler lazım söylemeyeyim, ayıp olur. Yanlış olur. Canlarım, şimdi bakın. Mahatma Gandhi'den birkaç cümle paylaşacağım sizlerle. Sonra konuyu Türkiye'de yaşanan olaylara ve din konusundaki kendi düşüncelerime getireceğim. Mahatma diyor ki, Mahatma Gandhi, dinin siyasetle hiç ilgisi yok diyenler dinin ne anlama geldiğini bilmeyenlerdir. Bir sisteme direnmek ve saldırmak oldukça yerindedir. Fakat bunların yaratıcısına direnmek ve yaratıcısına saldırmak kişinin kendi kendisine direnmesi ve kendi kendisine saldırması gibidir. Bunu lütfen bir tarafa koyalım. Ben yaratıcıya hiçbir dönemde saldırmadım. Saldıracak olsaydım deist olmazdım zaten. Ha bu demek değildir ki ateistlere düşmanım falan. Hayır, beni ne ilgilendirir? Niye düşman olayım ya? Ben hiç kimseye düşman değilim. Ne ateiste düşmanım, ne panteiste düşmanım, ne İslam Müslümanına, ne ya da din olarak söyleyeyim tabii daha ziyade. Dinlerin hiçbirisine düşman değilim. İnançların hiçbirine düşman değilim. Ateizm de bir düşünce sistemidir, bir inançtır. İnançsızlık değildir. Ateistler Tanrı'nın da olmadığına inanırlar. Bakın, Tanrı ya inanmazlar, bence yanlış. Hayır, ben böyle açıklamıyorum ateizmi. Ateizm, Tanrı'nın var olduğuna inanmamaktır. Yani o da bir inanç sistemidir canlarım. Ama ben deistim diyorum size. İlk defa öyle söylemiyorum ya, defalarca söyledim. Ben bir yaratıcı zeka olduğuna, bir isterseniz Tanrı deyin, isterseniz Gat deyin, isterseniz Allah deyin, ne derseniz deyin, bir tek yaratıcı zeka olduğuna inananlardanım. O nedenle ben sistemin yaratıcısına ne direnirim ne de sistemin yaratıcısıyla kavga ederim. Burada mutabık alalım lütfen. E peki sen dede dinlere falan karşı değil misin? Hayır, dinlere niye karşı olayım ya? Ya ben ne İslam dinine, ne Hristiyanlığa, ne Museviliğe, ne Budizme, hiçbir dine karşı değilim. Benim karşı olduğum din üzerinden insanlığı sömürenler, din üzerinden insanları birbirlerine kırdıranlar, öldürtenler, din ticareti yaparak din üzerinden iktidara gelip yönettikleri ülkenin fakirini, fukarasını soyanlar. Ama ne yazık ki ülke eğer az gelişmiş ise o ülkenin insanları din üzerinden o kadar kolay aldatılıyorlar ve aldatılmaya o kadar hazırlar ki, ve buna rağmen yine de kendilerine kazık atan, kendilerini bir lokma bir hırkaya mahkum eden, öbür dünyada cennete gideceksiniz, bu dünyada sakın bize karşı gelmeyin, devlet erkanına, büyüklere karşı gelenler cehennemde cayır cayır yanarlar diyerek o zavallı gariban insanları korkutuyorlar. Bir de savaşlarda, savaş olduğunda aslan gibi çocuklarını, erkek çocuklarını falan savaşa göndermiyorlar. Asla. Ya bırakın savaşa göndermemeyi. Normal zamanda askere bile göndermiyorlar. Aynen böyle oluyor.
Sonra gariban, dindar, inançlı, saf, öldüğünde, biraz da savaşırken öldüğünde, din için öldüğüne, din adına öldüğüne, Tanrı ve Peygamber ve kutsal kitap için öldüğüne inanan o zavallı fukara çocukları savaşa gönderiyorlar. Kendileri gibi olan o başka ülkelerin tanımadığı çocuklarını öldürtüyorlar. Tanımadıkları çocukları. Hayatlarında bir kere karşı karşıya gelmemişler. Hiçbir kere kavga etmemişler. Hiçbir kere birbirlerine ağır laf etmemişler. Normal şartlarda futbol maçlarında aynı dinden oldukları insanlarla daha çok hırlaştıkları, daha çok kavga ettikleri, daha çok küfürleştikleri halde onlarla yine de benim ümmetim diye beraber yaşıyorlar ama hayatları boyunca yüzlerini görmedikleri, seslerini duymadıkları, bir gün bir tek hakaretini işitmedikleri diğer ülkenin zavallı, inançlı çocuklarını, gençlerini öldürüyorlar ya da onlar tarafından öldürülüyorlar. Değil mi canlarım? Öyle olmuyor mu? Ay ben yanlış mı söylüyorum, yalan mı söylüyorum? Hayır, aynen böyle oluyor. Ve benim kavgam işte o çocukları, o gençleri, o fukara insanları başka ülkelerin fukara insanlarıyla savaştıranların bunu din adına yapmış olmaları. Hayır. Din dediğimiz kurum insanları birbirine öldürtmeye teşvik etmez, etmemeli. Ya Tanrı'ya, yaratıcı Tanrı'ya inanan bir insan, kendisini yaratan Tanrı'nın yarattığı bir başka insanı, bir başka canlıyı, sadece insan olması şart değil, öldürür mü ya? Ha öldürür mü ya? Doğru söyleyeyim bana, ne olursunuz ya? Hayır, sizler içimizden herhangi biriniz, sizin yaratan Tanrı'nın yarattığı bir başka insanı, sırf sizi yöneten ülkenin cumhurbaşkanı ya da bilmem kimi istiyor diye bir savaşta öldürür müsünüz ya? Tabii ki öldürmezsiniz. Savaş iğrenç bir şeydir ya. Savaş iğrenç bir şeydir. Hele 21. yüzyıl savaşları iğrençten bile daha ötedir. Tamamen toprak kapma, güç kapma, daha çok serbest sahibi olma savaşıdır. Ve bu savaşı yaptıranlar evvelden krallar, şahlar, sultanlar, padişahlar, halifelerdi. Günümüzde devlet başkanları, başbakanlar, cumhurbaşkanları. Bakınız genelde konuşuyorum. Türkiye savaş halinde değil. O nedenle bu konuştuklarımı Türkiye için almayın. Ben geneli konuşuyorum. Ha Türkiye yarın böyle bir savaşa girerse bilin ki o savaşın nedeni ülkeyi yöneten egemenlerin kişisel çıkarlarını korumaktır. Sadece kendi kişisel çıkarlarını değil, birlikte yürüdükleri o ülkenin en varlıklı ve ayrıcalıklı yurttaşlarının da servetlerini korumaktır. Ne yazık ki böyledir. Değişecek midir? Tabii ki değişecektir. Eğitim seviyesi yükseldikçe değişecektir. Bakın araştırmacılar çıksınlar halka, savaşla ilgili düşüncelerini sorsunlar ve her soruyu sordukları kişinin de eğitim düzeyini alsınlar, öğrenim düzeyini alsınlar. Eğitim daha önemli ama tabii mecburen öğrenimini soracaklar. Alsınlar, göreceksiniz ki öğrenim düzeyi arttıkça insanlar savaştan daha çok nefret ediyorlar. Tıpkı öğrenim düzeyi arttıkça bizim seçmenlerimizin de AKP ve MHP'den uzaklaşmaları gibi bir şey bu. Öyle canlarım. O nedenle AKP'li milletvekilleri, AKP'li profesörler biz insanların cahil olanını severiz diyorlar. Ya. Evet, devam edeyim. Diyor ki yine Mahatma Gandhi, tarih boyunca tiranlar ve katiller var olmuştur. Ve bir süreliğine yenilmez görünmüşlerdir ama en sonunda ve her zaman düşmüşlerdir. Her zaman. Nitekim Mahatma Gandhi Hindistan adına şiddete karşı şiddetsizlik eylemini başlattığında karşısında o dönemde dünyanın en büyük iktisadi ve siyasi gücü olan Büyük Britanya Krallığı bile duramamıştır. Elbette ben şuna da inanıyorum. İngilizler bir bakıma Hindistan'ın ve Mahatma Gandhi'nin bu mücadelesini kazanmaları için yardımcı da olmuşlardır. Çünkü o dönemlerde nüfusu 750 milyon olan Hindistan'ı
işgal altında tutarak yönetmek o dönemde bile mümkün değildi. Hele bu dönemde hiç mümkün olamazdı canlarım. Haliyle İngiltere Krallığı bir bakıma Mahatma Gandhi'nin bu savaşı vermesine çok fazla tepki koymayarak da yardımcı olmuştu. İngiltere'nin burada amacı neydi? Hindistan'ın o yüksek kalabalık nüfusunu ve pek çoğunu da İngiliz kültürüyle yoğurduğu o tüketici kesimleri kendi ülkesine düşman etmemekti. Kendi ürünlerine düşman etmemekti. Canlarım, dünya için tehlikeli olan dinler değildir. Dünya için tehlikeli olan din adamlarıdır. Evet, aynen böyle. Türkiye'de tehlikeli olan İslam dini değildir. Türkiye'de tehlikeli olan Müslümanlar da değildir. Halkını öyle ya da böyle, resmi olarak ya da gayri resmi olarak %99'u Müslüman anne babadan doğmuş insanlardır. Öyle değil mi? Öyle. Bunu kabul ederim. Efendim şimdi bunların, bu insanların yaklaşık %25, %28'i deistim, ateistim diyor. Bu ayrı bir olay. Bu çok ayrı bir olay ama ana babaları, doğdukları ana babaların %99'u diyelim Müslümandır. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu durumunda tehlikeli olanlar o Müslümanlar da değil. O dindarlar da değil. Tehlikeli olan din adamları. Yani İslam dininin Türkiye'ye vereceği bir zarar yok. Normal şartlarda hiçbir din bir ülkeye zarar vermez. Hiçbir din. Çünkü bütün dinler normalde bütün savaşları yasaklamışlardır. Men etmişlerdir. İnsan öldürmek en büyük günahtır. Bütün dinlerde. Ama hem Hristiyanlıkta hem Musevilikte hem Muhammedilikte ya da yahut da Müslümanlıkta din adamları egemenlerle el ele vermişler, birlik olmuşlar. Zavallı fukara insanları din afyonuyla uyutarak dini istismar etmişlerdir. Mahatma Gandhi kendi dinlerinin yaratıcısını istismar etmeden, kendi dinlerinin yaratıcısına asla saldırmadan, ne Müslümanların Allah'ına ne Hinduizm'in tanrısına asla saldırmadan, onlara şiddet göstermeden kendilerini egemenliği altında bulunduran İngilizlere karşı mücadele etmesini öğretmiştir ve mücadeleden de başarıyla çıkmıştır. Şimdi bakın canlarım. Evlenmek istemediği için babası tarafından üzerine tiner dökülerek ateşe verilen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 13 yaşındaki Amara Davla'nın babası Ahmet Muhammed Davla tutuklandı. Kız kardeşi Lamur Davla 12 yaşında ise devlet koruması altına alındı. Nerede yaşandı bu olay biliyor musunuz? Urfa'da. Evet, bizim ülkemizde yaşandı. Anayasanın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir yazdığı halde işte bu ülkede. Yani o nedenle Türkiye'de tehlikeli olan İslam'da değildir, Müslümanlar'da değildir diyorum. Türkiye'de tehlikeli olan mesela Diyanet İşleri Başkanı'dır. Evet, Diyanet İşleri Başkanı benim gözümden, benim penceremden ve asla hakaret amacıyla söylemiyorum, durum tespiti yapıyorum. Türkiye'deki en tehlikeli insandır. Erdoğan'dan daha tehlikelidir, daha çok zarar vermektedir topluma. Evet, yani zarar, bize zarar veren, bizi yıkacak olan İslam dini değildir. Bizi yıkacak olan İslam dinini istismar eden işte o tür din adamlarıdır. Başka söyleyecek bir şey yok, buyurun. 13 yaşındaki kızını evlenmeyi kabul etmediği için öldüren bu adamı bu din anlayışına sürükleyen nedir? İslam mıdır? İslamiyet midir? Hayır. Müslümanların liderleri olduğunu iddia eden çıkarcı, bencil hesapçı, hırsız, yoz, yobaz din adamlarıdır. Ya tehlike din adamlarıdır. Bu adam bir kişi kızını çocuğunu öldürdü. Oysa o din adamları bu insanlara bunun yanlış olduğunu, bunun büyük günah olduğunu, o yaşta bir kız çocuğunun evlendirilmeye zorlanamayacağını, onun kendi kişisel iradesi olduğunu anlatsaydılar, İslam dininde bir Müslüman bu kız çocuğunu öldürebilir miydi bir baba? Tabii ki öldüremezdi. Ne yazık ki canlarım böyle. Bugün bir dostum telefon etti. Saygıdeğer bir dost.
Mikonos'la ilgili bir olay anlattı. Mikonos Yunan adalarından bir tanesidir. Bilenler biliyor. En büyük özelliğini söylememe gerek yok. Çünkü ben o tür günahlara inanan bir insan değilim. İnsanların tercihlerinin günah olduğuna inananlardan değilim ben. Neyse çok da önemli değil. Bakınız. Mikonos'ta neredeyse adın başında bir şapel varmış. Şapeller genelde günah çıkartma kurum yerleri, mekanlar olarak kullanılan bir nevi küçük, minik kiliselerdir. Merak etmiş arkadaşlar bu kadar çok şapel oluşunun sebebini. Demişler ki ya fırtınalı havalarda, eskiden geçmişti, fırtınalı havalarda deniz feneri de çok fazla etkili olamadığı için kaptanlar gemileriyle karaya vururlar, yani Mikonos adasına vururlar. Gemileri, tekneleri neyse parça parça olur. Çok sayıda mürettebatta hayatını kaybedermiş. O nedenle bu kaptanlar eğer ben Mikonos sahiline teknemi sağ salim bağlarsam hemen bir şapel dikeceğim, inşa ettireceğim diye adakta bulunurlarmış. Ama bir başka aklı başında kişi demiş ki boş verin, bunlar hepsi yalan. Mikonos'ta o kadar çok günahkar var ki haliyle o kadar çok günahkarın günahlarını çıkarabilmesi için de çok sayıda şapele ihtiyaç var. Ben de güldüm dostuma, dedim ki Türkiye'de bu kadar çok cami olmasının sebebi insanlarımızın çok günahkar olması olabilir mi? Yorum yapmadı. Sadece girdi. Canlarım şimdi bakın sizlerle sosyal medya üzerinden başka bazı çok ilginç paylaşımları ben de paylaşacağım. IMF hazırladığı raporda Türk halkının her yeni zam ve vergi haberine sosyal medyada binlerce espriyle tepki verdiğine dikkat çekmiş ve bu haliyle Türkiye'nin gelişmekte olan ülkeler arasında en neşeli fakirleşen ülke olduğunu ifade etmiş. Çok neşeli bir şekilde fakirleşiyoruz. Acayip güzel ama, değil mi? Ha mesela ekonomimiz %21 büyüyor ama enflasyon da %19-25. Ha ekonomimiz 2019 yılına göre %21 büyümüyor. 2019'da %10 küçülüyor. Önce bir geri çekiliyor. Yani bulunduğu çizgiden, kattan diyelim ki bir apartmanın 10. katına kadar çıkmışsınız 2019'da. 2020'de zemin kata iniyorsunuz. 2021'de bir çaba, biz dinlenmişlik de var tabii, bir sene yatmışsınız. 20. kata çıkınca oh be diyorsunuz, 21 kat çıktım. Ya bir dakika dur kardeş. Başlangıç noktan senin zemindir ki. Senin başlangıç noktan 2019'da bulunduğun 10. kat. 10 kat çıktın yani. Onu da nasıl çıktın? Yani neyse, orasını anlatmayacağım. Orasını korkusuz da anlattım çünkü. Okuyanlar orada göreceklerdir. Evet canlarım. Bir başka. Suriye sınırımızdaki mayınları niye temizlediler? Şimdi anladınız mı diye soruyor paylaşımcı. Toplam 1.150.297 metrekarelik alanın mayından temizlenip kimler için yol açıldığı şimdi ortaya çıktı. Suriyelileri Türkiye'ye rahatlıkla yerleştirebilmek ve Suriye'de PKK devletini yer açmak için. Üstelik 204 Türk askerini kurban ettiler. 742 Türk askeri de sakat kaldı. BOP tıkır tıkır işlerken olan Türk askerine Türk milletine oluyor. Ben o bölgenin oraya Kürt devleti kurulması için boşaltıldığına inanmıyorum. Onu geçelim bir defa, ama şuna inanıyorum. Yaklaşık 10 yıldır hemen hemen de mücadelesini veriyorum. O mayınlar Suriyeli ucuz emekçilerin kolayca Türkiye'ye geçip Türkiye sanayi sektöründe ve ticaret sektöründe ve hizmet sektöründe maliyetleri, işçilik maliyetlerini düşürmeleri için kaldırıldı, düzenlendi, toplandı. Ama şimdi duvar örüyorlar. Evet, şimdi duvar örüyorlar. Atalarımız ne güzel söylemişler. Kendilerini ne güzel eleştirmişler, öz eleştiri yapmışlar. Atalarımızın biri demiş ki biz Türklerin aklı ya kaçarken gelir ya sıçarken gelir. Kusura bakmayın yani.
Bir başka atamız da demiş ki biz Türklerin aklı yumurta kapıya dayandığında gelir. Hemen hemen aynı şey, benzer. Evet. Aklımız başımıza geliyor ama Bağdat harap olduktan sonra aklımız başımıza geliyor. Her şeyi yitirdikten sonra aklımız başımıza geliyor. Aynı, bakın işte. AKP iktidarı döneminde neler kaybettik, neler. Neler kazandık, ne kazandık? Bana bir kişi çıksın desin ki dede şunları kazandık. Hiçbir şey kazanmadık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti AKP iktidarlarında hiçbir şeyi kazanmadı. Efendim 2013 yılına kadar bir şeyler kazandık. Peki doğru, kabul ediyorum. Bütün dünyada para çok boldu. Ali Babacan ve ekibi de fena çalışmadılar. Bunda tabii biraz da Kemal Derviş programının faydası, yararı vardı. Doğru. 2012-2013 yılı kişi başına milli gelirimiz 12.594 dolar. Doğru. Şimdi 8.000 dolar. 8.000, hadi büyüdük, çok büyüdük ikinci çeyrekte, peki. İyi de kardeş, önümüzdeki 2,5-3 ay içinde 1 Türk lirası, 1 dolar 10 lirayı çok büyük ihtimalle bulacak bu şartlarda. Bu şartlarda ki bu şartlar devam edeceğe benziyor. Ne oldu? Milli gelirler dolar üzerinden hesaplandığı için bugün 838.30 olan dolar 10 liraya ulaştığında yaklaşık %20 devalüe edilmiş olacaktır. Buyurun, kişi başına milli gelirinizde %20 oranında düşecektir. Bu nedenle AKP iktidarları ya da Erdoğan iktidarları diyelim, affedersiniz. Yani Erdoğan'ın ben her şeyi bilirim diye ustalaştığını iddia ettiği dönemden bu yana 2011 aslında, ama hadi 2013-2014'e çekelim. Cumhurbaşkanı olduğu döneme çekelim. 7 yılda Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi neredeyse %30 fakirleşti. Halkımız %30 fakirleşti haliyle. Yani canlarım, o nedenle ben şimdi o Suriyelileri buraya gelmeleri bir de başka neye sebep oldu tabii ki haliyle. Benim vatandaşımın, benim yurttaşımın elinden işini aldılar. Evet, işini almadılar. İşini ve aşını çaldılar. Ben buna demografik istila, yani Türkiye silahsız komşuları tarafından istila ediliyor. Hadi silahsız komşulardı Suriyeliler, istila edilmek. Türkiye'yi silahsız olarak geldiler, istila ettiler. Pek çok yurttaşımızın savaşta ancak olabilecek şekilde, ancak bir ülkeyle savaşırsınız. Sizi karşı savaşı kazanan ülke kendi yurttaşlarını size gönderir. Kendi yurttaşlarına İşgal ettiği ülkede iş yerlerinde iş bulur. İşgal ettiği ülkenin yurttaşlarını işten kovar. Böyle oldu değil mi? Böyle oldu. Bırak şimdi göçmen değil, mülteci değil. Bunlar hepsi palavra. Ben inanmıyorum böyle şeylere. Ama peki hadi bunlar komşuydu. Afganistan'dan gelenler ne? Onlar komşu da değil. Ah be canlarım benim. Şu Memduh dede ne yazık ki hep doğruyu söyledi, ama bu Memduh dedeyi ya anlamak istemediler bu ülkeyi yönetenler, kimdir? Ya da kafaları basmadı. Bakın şimdi güzel bir paylaşım. Oy verecek başka parti mi var diyen cahil kardeşim, kızını bir hırsız istese başka isteğini yok diye o hırsıza verir misin? Çok güzel. Çok güldüm buna. Ve İlber Ortaylı. İlber Hoca. Acayip zeka. Harabeye dönen Suriye'nin 250 milyar dolar tutacak yeniden inşa projeleri Çin'e verildi. Hani biz alacaktık 250 milyar dolarlık işi? Hani köşeyi dönecektik? Ah be canlarım, yumurta kapıya gelmemişti o zaman daha. Henüz daha kaçmaya başlamamıştık. Fırat'ın doğusundaki petrol yataklarını ABD, batısındakileri Rusya cebe indirdi. 3,5 milyon Suriyeli de bize girdi. Üstelik bir de Türkiye'ye patates satacaklar. Gel de kafayı yeme. Çok güzel ya. Bakın şimdi yerel ve milliliğimizi eleştiren, harika bir paylaşım. Hani AKP Genel Başkanı diyor ki yerel ve milli bir Türkiye yarattık. Nasıl yaratmışsın bakalım yerel ve milli Türkiye'yi? Hep beraber görelim. Yatsı namazının sesini Peter Jansen'in icat ettiği hoparlörden duydu. İmam da o namazı Graham Bell'in icat ettiği mikrofona söylüyordu. Sonra o yobaz arşimenti bulduğu güneş enerjisinden sıcak su alarak
abdestini aldı. Edison'un icat ettiği lambayı yaktı ve Willis Carrier'in icat ettiği klimayı açarak rahat rahat namazını kıldı ve Müslüman olmayanlara kafir diyerek cehennemi diledi. Bunu da Abdurrahman Kütükçü isimli bir arkadaşımız paylaşmış. Eğlenebildik mi canlarım? Evet, yarın sabah şarkı söyleyemedim yine ama her pazar, madem bunu bir gelenek haline getirdik, güzel bir alışkanlık haline getirdik, yine sizlerle sohbet edeceğim ve bazı çok eski diyebileceğim, yani gençlere göre bilhassa çok eski diyebileceğim, bize ise dönüp baktığımızda sanki dünmüş gibi gelen 60 yıl öncesinin, 50 yıl öncesinin melodilerini, danslarını sizlerle paylaşacağım. Canlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla, gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın. Enseyi karartmayın be. Enseyi karartmayın. Bugünler de gelecek, bugünler de geçecek. Neler geçip gitmedi ki? Biz neler görmedik ki canlarım? Bunun da geçip gittiğini sizler göreceksiniz. İnşallah biz de göreceğiz. Tekrar hoşça kalın.